alıyorsun böyle radikal fikirlere? İnanılmaz bir Okan. kitle var. Taraftar var. Yani abi fikir bulmak değil, hatırlatıyorum sadece. Zaten Okan, bak rekabete seni dayalı üzmek olayları için biz çok söylüyorum. sevdiğimiz Bunların için hepsini yemin burası ediyorum ki tam konuşacağım. bizim yerimiz diye düşündük e-spor tarafı. Tamam Ve işte bir daha... finaldeyiz. Gerçi baktığınızda da birinize kafalar sevmiş. Kafaların Sen performansı İstanbul da koydunuz yani. Yüzler mi? Evet. Gel bir be sana. Kafaların bu turnuvada en iyi performansı Az önce girmeyi gösterdiği denedim. başlıyoruz. Mustafa abi, business tour'u ne yapmışlar biliyor musun? Oynamayı paralı yapmışlar. 1 dolar verip oynuyorsun arkadaşlarınla. Biz de kapattık abi. Sikiyim böyle kapitalist oyunları. Ne koyayım deyip kapattık. Onu beklemiyor olabilir ya. Kapat kapat. Ah be abi. Sen nasıl buldun kafaları? Ya çok başarılı. Hani bu kadar kısa sürede bu kadar uyumlu gameplay'ini bu kadar geliştirmiş bir takım kurmayı başardıkları için gerçekten tebrik ediyorum. Ekstra. Hi guys bro. Manyak ne güzel bir Kadir Alkan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kafalar Esports kulübümüzün final maçını izleyeceğiz. Evet, bugün bizim için çok önemli bir gün. Bildiğiniz gibi biz Oğlum. Kısa zaman önce bir espor kulübü kurduk ve bu kısa zamanda güzel bir başarı elde etti. Sen bugün Türkiye'deki Valorant'taki ilk offline diyeyim de nasıl anlatılır o? Offline, sana daha iyi yani. Yani arkadaşlar normalde herkes bilgisayar üzerinden uzaktan oynuyorlardı. Şimdi İnternet herkes oynar. Seyirciyle yani yine bilgisayar gibi, üzerinden stadyum gibi bir alanda yan yana oynayacaklar ve bir ilk Alo. Deneyim olacak bizim için de. Evet. Ve rakibimiz de BBL. Evet, Sevil, Şükrü ve Kemal'in takımı. Yani Twitch vs YouTube olacak. Gibi. Umarım şampiyon oluruz. Ben, ben bu çok videonun sonunda çok gülmek istiyorum. Çok eğlenmek istiyorum. Abi. Şimdi de takım oyuncularımız bizi kahvaltı yapacağımız yerde bekliyorlar. Onlarla da sizi tanıştıracağız şimdi. Aynen, onlarla beraber kahvaltı yap. Bugün onlarla beraber gün geçireceğiz. İnşallah sonu da güzel olur, mutlu olur. Hadi geçelim şimdi. Kardeşim bugün maçı almamak gibi bir şansımız yok. BBL'e kaybetmem. Kaybedersek de burayı kesersin kanka. Olur mu? Arkadaşlar takımımızla beraber şimdi yemeğe geldik. Takımımızı isterseniz hep beraber videoya geçmeden önce tek tek tanıyalım. Ben Kafalar takımının oyun içi lideriyim. Sova Sky rolünde oynuyorum genelde. Evet. 20 yaşındayım. Arcan takımın yaşlısıyım. 25 yaşındayım, İzmirliyim. Smoker oynuyorum oyunda. O şekilde. Kafalar takımında ben Sentinel rolünde oynuyorum. Keyjoy, Cypher, gerektiğinde başka... Ver Instagram ver. Bırak. Onu da ver. Keyjoy'u falan bırak, Instagram ver. Yiğit Karadeniz, ikiz aile. ben de 22 yaşındayım. Daha önce Cydrex'le, Kuti'yle rakip olmuştuk CS'de. Böyle. Ben Arda, takımın eski smoker oyuncusuyum, 16 yaşındayım. Adamdan geldim. Oğlum, yerim seni ben ya. Az önceki eleman... Bu çocuk, kardeşimiz... Orada Esa'da geldi yanıma dedi ki abi ben 13 yaşındayken senin TBF maçlarını izliyordum abimle beraber dedi. Nereden nereye dedi. Çok kötü hissettim lan kendimi. Bir anda böyle çok yaşlı hissettim ya. Abi abi yaptım ya. Ama mutlu olmadın mı abi? Neye mutlu olacağım oğlum? Abi şöyle düşün, sen bir zamanlar oyuncuydun abi. Evet. İnsanlar seni izliyordu. Şimdi sen gençleri izliyorsun abi. Tamam bunda yani hayatın kanunu değil mi bu amına koyayım? Ah be abi. Neyse tamam. Bulamadım abi. ya mutlu olacak bir durum yok abi. O, üzüldüm. Üzüldüm. Ben velettim ya. Ben velet kalmak istiyorum ya. Ama içimde hala bir çocuk var. Onu fark ediyorsunuz değil mi? Tabii. Yani her ne kadar yıllar beni böyle biyolojik olarak yaşlandırsa da içimdeki Ferit size yok mu? Meris, abi şöyle düşün, oyuncuydun, şimdi oyuncuların var, hadi bakayım. Ya orada tabii o ayrı bir gurur kaynağı da. Pardon. Yaşım 36, ben de halen çocuk gibi hissediyorum Ferit. Mustafa abi, sen zaten çocuk hareketler yapıyorsun ya. Öyle. Onu fark ediyoruz abi. Geliyorsun ben Arda, falan böyle. Takımın eski smoker oyuncusuyum, 16 yaşındayım.
Adamdan geldim. Lan yerim seni ben ya. Lan sen daha oğlum kestim. Sen. Seviyorum seni. Bosland oldu Jake. Takımın amelesiyim. Kısa bir öz. 20 yaşındayım. Ben de Okan Dural. Takımın düelist oyuncusu. Gülşin Rex. Takımımızın koşu Üvey Serimoğlu. Namı diğer Bestom. Yok edeceğiz finali. Kutu neredesin sen? Ne abi? Nereli olduğunu söyle. Trabzonluyum. 20 yaşındayım. Ben Üvey Selimoğlu. Takımda koçluk pozisyonunda görev alıyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim Cansan Hanım. Erdem, ben rakip oyuncuyum. Erdem Sokmar. Takımla alakalı hiçbir alakam yok. Sadece desteklemeye geldim. Instagram torun. Kime teşekkür ettiğimi söyleyeyim. Jose Miken demiş. Gerçekten seni tanımasam görmesem 25 derim demiş. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Eyvallah. Bizde ırsi ama. Mesela abimi bilen bilir. Tanıyan tanır. Abim mesela 40 yaşında, 41 yaşında abim. Alakası yok. Ne cool story baba atıyorsunuz abi? Abim gerçekten çok genç gösteriyor. İnşallah bana da abim gibi bir genetik bulaşmıştır da. Erdem. Evet, gördüğünüz gibi takımımız... Oğlum ben sakalları kessem 22'yim amına koyayım. Oluşuyor. Nasıl bugün çok heyecanlıyız. Güzel bir gün. Keseceğim zaten seni. Ne diyebilirim ki yani gerçekten... Neden sene ya? Normalde çok dır konuşuruz bugün. Askere gideceğim. Ben uyuyamadım dün. Ben bütün enerjimi akşama aynen saklamak istiyorum. Bir gerçekten de bir şey söyleyeceğim. Maç saat 5'te, video 6'da yayınlanıyor. Hangi birine odaklanacağız? Be. YouTube videomuza mı odaklanacağız? Bugün cuma. Evet, bugün cuma aynen şu anda. Ama ben maça yoğunlaşacağım. Pirti sırt. Yok lan sırtı o zaman bulunmuyorum. Böyle. Farklı bir şey lan bu. Salak sırtıyım ben bak. Elemanlar Vito ile falan geliyor oğlum. Ya şu ne oluyor acaba? 1-2-3 yazıyor şurada ekranda. Ben hiçbir şey dokunmuyorum bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben heyecanlandım. Çocukları düşünemiyorum. İnanılmaz bir ortam. Şu anda çocuklar burada 5 kişi oturacaklar. 5 kişi burada bir futbol kulübünü online gibi düşünün artık. Bu bilgisayar Batu oyunları da yapacağız biraz daha ya. Taraftar kitlesi balık çoğalan ve e-spor tarafına çok fazla kitle yayılan biz bir durum oldu. Abi. Şimdi bu çocuklar burada. 5 kişi burada, 5 kişi burada. Maksimle aynı anda 5 tane... Çetin. Oyun oynuyor. 5 tane haritayı oynuyorlar. 5 tane tanının 3 haritasını kazanan kişi onu şampiyon olmuş oluyor. Şampiyona da 60 bin TL ödül ve kupa veriyorlar. İnanılmaz bir heyecan. Çocuklar için çok eğlenceli bir şey bence. Sokakta kötü alışkanlıklar edineceğinize böyle alışkanlıklar edinmeniz bence daha mantıklı. Efendim. Şefelere. Kapalar. Bizim çıkıyor muyuz? Nerede? Evet. Tamam. Ayrılamıyorum. Kilitlendim çünkü şu anda. İnanılmaz heyecanlıyım. Ya bu gerçekten çok farklı bir şey. Bir spor kulübünün sahibi olduğunuzu düşünün ve onun şampiyonluk maçına çıktığını düşünün. Şu an öyle bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ben de heyecanlandım. Çünkü ilk defa yani oğlum bu sahneye sürekli oyuncu olarak çıkmıştım ben. Sürekli. Bu sefer çıktığımda takım sahibiydim ve ilk offline turnuvasıydı yani takımın. Harbi çok heyecanlanmıştım. Böyle bir değişik hissetmiştim yani. İnanılmaz. Bu arada bu videoyu zaten şeyler izleyecek. E-sporcu yoğun izleyecek. Bizim yani Twitch kanalımız var. Bizim de Twitch kanalımıza girip takip edebilirsiniz. Twitch olanlar, hesabı olanlar. Yayınlar yapıyorum. Takip edin bu arada Atakan yayınlar yapıyor güzel. Yani. Hadi koçum sağ güveniyorum. Aslanım benim be. Vay var hatta bizim buraya girmemize vesile olan BBL takımının Ferit, Şükrü ve Kemal. Biz onlarla video çektiğimizde oğlum niye girmiyorsunuz girin demişlerdi. Girdik. Netice olarak bugün onlarla finaldeyiz. İyi oldu. Yenecek yani takım çok oldu. Çok değişik bir olay oldu. Baktık yenemiyoruz kimseye ama bırakın bari sokalım. Sizin sahneye çıktığınız zaman da özür. Eyvallah kumaksın. Ve şimdi Binder tasında başlıyoruz bu evet büyük finalde. Hücum tarafında ise evet kafaları görüyor olacağız. Şimdi
takımların yerleşimlere bakarak ilk round'dan başlayalım. Böyle FPS çok düşük ya. Doğru düzelttiler. Ses vermiş falan var. Karşı uzun tarafından haberdar değiller ve sağ direkt muazzam bir wall bankli. İki kill geldi. Bravo. Oh abi, belli olmuşuz. Şimdikiyle beraber artık kafalar tarafının haritayı kazanmaya doğru çok çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım son kalan oyuncu ve Muş Genevieve tarafından yakalanıyor. Ve böylece kafalar Breeze haritasını özellikle müthiş ilk yarı performansıyla beraber kazanıyor diyebiliriz. Benim de ses böyleydi. Bir daha yapar mısın? Görüyoruz değil mi? Nasıl oyuncumuza şey yapıyoruz? Neyse işte ondan. Dördüncü haritaya doğru geçiş yaptık. Ascent haritasındayız. BBL şu an Best of 5'te 2-1 önde rakibine göre. Kafalardan beklediğimiz güzel bir reaksiyonla beraber 2-0'a bir cevap görmüştük. Fred'e sen dikkat çek. Ben vuracağım dedi ve indiyeler bitirdi. Adamlar pizzaya biz simit vermedik mi abi? Biz hiçbir şey vermedik bu arada. Sıfır şaka. Maçın ortasında yemek yenmez abi. Bak yemeği yediler. Pizzayı yediler. Kim yiyordu onu? O çocuk vuramadı bile. Yenmez abi. Direkt mideye oturur. Arkadaşlar yani bizim oyunculuk geçmişimiz var yani yapmayın. Tok karnı iyi oynanmaz. Aç karnı oynayacaksın ki şeyler açık olsun böyle. Konsantrasyon, fokusun dip noktada olsun. Oğlum yani, herif yayınlarda iyi oynayabilmek için bile yemeği şeyden önce yemez yemek. Yayından önce yemez yemek. Evet, Rauf bilir. Harbiden öyle bu. Yemek yediğim anda kanka yemek yiyorum derim mesela Rauf'a. Aa dedi yarra yedik. Maç. Vuramayacak Ferit. Harbiden de öyle vuramıyorum yani. Bir turnuvasını 3-1'lik galibiyetle kafalar karşısında kazanıyor. İyisini yaptınız. Buraya gerçekten, kadar gelmedik. Bak burada bulunmamız bizim için harika bir şeydi. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum size. Yani buradan giderken de keyifle gidiyorum. Bugünü hiç unutmayacağım. O yüzden son bir kez. Helal olsun size. Gerçekten. Oo! 1-2-3 kafalar! Helal olsun! Hayır, hayır, teşekkür ederim. Arkadaşlar, hem yenildiniz hem konuştuk. Biz dur ya. Şaka yapıyorum tabii ki. İnanılmaz keyifli bir gün geçirdik. Bize bugün yaşattığınız için size tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hepinize bak, diyoruz. Gerçekten ben bu işe girerken geleceğim de böyle buralarda. Evet, bak sesim anladım. Kısıldı yani anladın mı? Böyle bir şey bağıracağım, çağıracağım da sesimi kısacağım. Hiç böyle bir şey düşünmüyordum. Ben hayatımda bir tek Trabzonspor maçında sesimi kısmışımdır. Bu da 2 oldu. Yani demek ki çok çok büyük bir iş yaptık. Gerçekten çok keyifli bir gün geçirdik. Sabahtan akşama kadar. Bugün ses bizim için çok güzeldi. Ya, benim bunu ses da aynısıydı. Sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü bizim için çok özel bir gündü. Evet kazansaydık çok güzel olacaktı. Ama biz buraya hani kazanmak için, yani tabii kazanmak için geldi ama onun şeyiyle... Anlatamadım onu. Tamam. Şeyiyle gelmedik. Yani önemli olan buraya gelmemizdi arkadaşlarımızla. Bu tarafta gördüğünüz gibi PUBG ekibimizdeki arkadaşlarımız. Sosyal medya ekibimiz. Sosyal medya ekibimiz. Takımımız, koçumuz. Takımımız, koçumuz. Hepinizin ellerine, ayaklarına sağlık. Bugün harika bir gün yaşadık. Tekrar tekrar size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gerçekten üzmeyin kendinizi. Hiç üzmeyin. Ağlama. Ağlama. Hiç harikaydı yani. Abi ben abi. Kendi duygularımı tarif edemiyorum. Bence hepiniz bir alkış yapın kendinize. Evet. Gerçekten.
sıkıntı. Kafalar Espor'un Twitter sayfasını, Instagram sayfasını takip edip bütün oyuncularımızın bize destek olmanızı hesapları istiyoruz. Da açıklama kısmında olacak. Onları da oradan takip edebiliriz. Bize destek olup bu kulübü daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Kafaları seven insanlar hem kafaları Instagram, sosyal medyada hem de Espor tarafında desteklerse biz de arkamızda sizin gücünüzü hissedersek daha da iyi şeyler başaracağımızı inanıyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Söylemek istediğim şey var mı son kez? Söyle mi? Reis'le girseydim aslında. Belki yapabilirdik orada diyeceğim. Herkesi çok öpüyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Ya bu arada işin şakası bir yana gerçekten Kafalar ekibini harbiden tebrik etmek lazım. Büyük bir kere cesaret örneği. Hani çok fazla bilgi sahibi olmadıkları bir sektöre böyle güzel bir giriş yapıp gerçekten doğru kişilere danışarak doğru bir şekilde ilerlemeyi başaran nadir ekiplerden. İlk LAN turnuvasının da böyle iki influencer takımının bu şekilde dostane bir şekilde rekabet ortamında sonuçlanması, tabii bizim kazanmamız aynı zamanda, çok güzel oldu gerçekten. Sevindirdi. Hoştu ya, hoş bir gündü. Gerçekten